Ne tavsiye edersin iletişim fakültesi okuyan öğrenci arkadaşlarımıza? Aynen bunu sor ya. Bunu sor, güzel. Şöyle bir masa düşünün. İşte köftesinden, etinden. Güzel bir sofra. Almak isteyen kardeşlerim store'a uğrayıp alabilirler. Herkese merhaba. Tribünden Maç Hikayelerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün sabahın erken saatlerine kalktım. Neden? Çünkü artık Bursa'ya niye gelmiyorsun? Bursa Spor maçlarına neden gelmiyorsun? Israrlarına son vermem gerekiyordu. Anlayacağınız üzere Bursa Spor Trabzon Spor maçına gidiyorum bugün. Bu maça gitmemin başka bir sebebi de 2009-2010 şampiyonluğunda Bursa Spor'a büyük katkı sağlayarak takımı şampiyonluğa taşıyan Pablo Bataja'nın Bursa Spor'da son maçı. Neyse, ben konuyu daha fazla uzatmayayım. İki takım hakkında bilgi vereyim. Öncelikle ev sahibi Bursa Spor. Bursa Spor sezona Fransız teknik adam Paul Leguen'le başladı. Yapılan transferler, açıklamalar takımın ligde üst sıraları oynayacağı yönündeydi. Ancak evdeki hesap çağrışa uymadı. Bursa Spor inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Sezonun sonuna doğru düşme hattına biraz yaklaşınca takımın başına Mustafa Er getirildi. Takım bu süreçte 32 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 39 puan topladı ve şu anda 11. sırada. Peki bu 32 karşılaşmada hangi oyuncular dikkat çekti diye soracak olursanız da Harun Tekin, Aziz Beyiç, Furkan Soyel, Bataja, Yusuf Erdoğan ve Stanku takımın bir adım öne çıkan oyuncuları. Geçelim konuk takım Trabzonspor'a. Trabzonspor'da sezona iddialı başlayan ekipler arasındaydı. Onların da başında Ersun Yanal vardı. Ancak burada da bir beklenti karşılanamadı ve sezonun ortalarına doğru, hatta ilk devrenin sonlarına doğru takımın başına Rıza Çalınbay getirildi. Bordo Mavili ekip bu süreçte 32 maç oynadı. 13 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 49 puan topladı ve şu anda 5. sırada bulunuyor. Peki bu süreçte hangi oyuncular dikkat çekti? Trabzonspor'un bu sene özellikle genç oyuncuları bir parladı. Bunlar kim? Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür. Bunların yanı sıra tecrübeli isimler Rodayega, Olcay Şahan ve Burak Yılmaz da bazı karşılaşmalarda iyi performans sergiledi. Peki bunlar bu kadar oyuncu iyi performans sergiliyorsa ve Trabzonspor 5. sırada nasıl oluyor diye soracak olursanız da işte burada da geldiğimiz nokta istikrar. Bordo Mavili ekip bu konuda sıkıntı yaşadı ve şu anda 5. sırada bulunuyor. Ben Şişli tarafındayım. Bin Spor muhabiri arkadaşım Erman Gönülşen'le buluşacağım ve Bursa'ya doğru yola çıkacağız. Şimdi Erman'la buluştuk. Şişli'de güzel bir böyle çay bahçesindeyiz. Gördüğünüz gibi Erman jilet gibi. Maşallah var kardeşimin. Uykumu açamadım ama da. Abi sonuç olarak saat daha 8 yani. Ama her zaman bir muhabir kızdı, çevik evet, ve zilde. Uykusunu açmış olmuyor. Aynen öyle. Şimdi maçtan bağımsız, çünkü maçı stadyum çevresine falan sorarım. İletişim fakültesi okuduk. Ben muhabirlik, spor editörlüğü yapmıyorum ama Erman azimle bu işi yaptı ve şu an gerçekten yani işte Bin Spor'da muhabirlik seviyesine kadar yükseldi. Ne tavsiye edersin iletişim fakültesi okuyan öğrenci arkadaşlarımıza? Tam birebir örneksin yani. Bu mesleğe sakın girmeyin demeyeceğim tabii ki. Çünkü bize çok dediler değil mi? Evet evet. Yani aslında artık yavaş yavaş işin maddi boyutuna bakarsan çok istediğini alamadığın süreçler de geliyor. Çünkü piyasa çok daraldı. Yani buradan... Hani kaç kanal kaldı? 3 kanal kaldı yani artık yani. Böyle bir kötü senaryo çizmek istemem ama piyasa çok daraldı. Maalesef. Ama bir kere bu işi yapmak isteyen insan büyük fedakarlık yapmalı. İstemeli, özverili olmalı. Bugün pazar günü, anneler günü. Ve biz Emirgan'da, Murat'la kahvaltı da edebilirdik. Yani değil mi ya? Ayaklarımızı uzatıp böyle güzel bir pazar kahvaltısı. Ama şu an işte birazdan çıkacağız ve Bursa'ya doğru yolculuğumuz başlayacak. Stadyum çevresinde ve Bursa'da görüşmek üzere tekrar. Alandayız, geldik. Gözlüklüyüz. Evet, çünkü çok güneş var. Bu arada ben takım elbise, sen böyle çok spor, ben bir şey oldum. Ya kardeş, yapacak bir şey yok biliyor musun? Herkes kaderini yaşıyor Erman. Bursa Spor, Trabzon Spor. Bursa Spor orta sıralarda. Trabzon Spor da 5. sırada ama bir UEFA şansı bulunmuyor. Aslında bu gazozuna maç gibi. Gazozuna maç gibi gözüküyor ama aslında bu maç, yani bu takımlar
kendi güçlerinde olsa, o bizim beklediğimiz performanslarında öyle olsa şu an Anadolu derbisi. Bursa Trabzon maçı Anadolu derbisinden de öte belki bir şampiyonluğu belirleyecek bir maç olabilirdi. Batajan'ın seslenmeye devam edelim. Bursa Spor'da son maç. İç sahadaki son maç. Yani iç sahadaki son maçı haftaya, Bursa Spor taraftarının önüne son kez son çıkıyor. Çıkacak haftaya Gençler Birliği maçıyla beraber Batajan'ın Bursa Spor ve Türkiye kariyeri bitiyor. Bataja ülkesi Arjantin'de futbola başladığı takımda bir mahalle takımı, amatör küme takımı da olarak yorumlayabiliriz. Orada bir sene daha oynayacakmış. Çok güzel iş ya. Büyük hayaliymiş onun. Müthiş ve iş. Bu hayalini Bataja'ya yakışır. Ve bu hayalini de sonlandırıp Futbol kariyerine son verecek. Nokta verecek. Kramponları asacak. Hoca olur mu sence? Peki Bursa Spor, ben de tam onu soracaktım. Bursa Spor akıllılık edip Bataja'yı en azından hiçbir şey olmazsa bile bir Arjantin scout'u yapsa fena olmaz mı? Böyle bir camiada görev alması bir kere o tribündeki atmosferi etkiler. Böyle tabii ki, sembol tabii isimlerin. Bursa Spor'da da Bataja, yani şimdi sağ kenarında Bataja'nın teknik adam olarak olduğunu düşündüğünüz zaman, ama tabii ki yani burada şöyle bir hemen teknik adam yapmayalım ya. Durum da var. Hani her iyi oyuncu teknik adam olur mantığı da yanlış. Hemen teknik adam değil. Kulüpte bir şekilde görevlensin ama ne verilsin o görev ne olsun? Çünkü teknik adamlık öyle kolay bir şey değil, değil bence ya. Ama tabii bugün röportajda gelirse kendisi bu soruyu soracak. Sor. Aynen bunu sor ya. Bunu sor, güzel. Bunu soracağız. Bakalım İyi aklımıza geldi. Ne cevap verecek Bataja'da? Şimdi Erman yayına çıkacak. Saat kaç? Saat? 12. Saat 12. Maç 4'te. İşte muhabirlik böyle bir şey. Bir de yayını var. Haber bültenine bağlanacak. Şimdi onu stadyuma doğru gönderiyoruz. Biz de stat çevresinde falan görüşeceğiz tekrar yine tabii. Daha köfte yiyeceğiz. Aynen, daha köfte yiyeceğiz. Bursa'da Neyner dediler. Biz de Kayhan Köprüsü'ne geldik. Tabii şimdi Erman götürüyor. İlk yorumu alayım. Yani şöyle bir masa düşünün, işte köftesinden, etinden güzel bir sofra, salatası falan filan var. Çok böyle canınızı çektirmek istemiyorum gerçekten. Ama Bursa'da böyle bir şey yiyeceğim, ne yiyeceğim diye düşünüyorsanız Kayhan Köftecisi var. Tam mevki neresi abi? Nilüfer, Refkoş Köftesi, Eker Meydan. Eker Meydan'da. Çok güzel bir yer böyle. Zambrus bir çarşı gibi. Keyifli yemek yiyebileceğiniz bir yer. Ben detayları çekeceğim biraz. Ama dediğim gibi canınız çekmesin. Biz yemekleri yömelim. Sonra tekrar stat çevresinde görüşeceğiz. Tabii şimdi Bursa'ya gelmişken, Bursa Spor maçına gelmişken store'u gezmeden olmaz. Store'da yeni sezon ürünleri de geldi bu sefer. Her yer yeşil beyaz. Bataja'ya özel tişörtler. Yeni ürünler. Şöyle göstereyim. Almak isteyen kardeşlerim store'a uğrayıp alabilirler. Ne böyle şampiyonluk tişörtü de var. Çok güzel, var. Bayağı ürün yerpazesi iyi. Artı olarak taraftarın ilgisi de bayağı var. Şöyle kuyruğu göstereyim. Daha önce birçok kulübün de store'unu gezmiştim ama Bursa Store bayağı geniş yani. Ve dediğim gibi ürün yelpazesi önemli derecede fazla. Şöyle eşofman üstleri var. Şöyle eşofman üstleri var. Bunlar biraz küçük gerçi ama onun dışında normal her türlü hayatta giyebileceğiniz montlar var. Yani tabii atkıdan, kaşkoldan falan zaten bahsetmiyorum. Böyle alternatif ürünler de var. Mavi falan. Oldukça güzel, şık parçalar var. Biz şimdi stadyuma girip artık maçın heyecanını yaşamaya başlayacağız. Stadyum içerisinde görüşürüz. Bataja'ya Bursa Spor'a kattıklarından dolayı teşekkür plaketini takdim ediyorum. Teşekkürler Muhammed Akif Bataja. Trabzon maçı birazdan başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi sağ üst tarafta Trabzonspor taraftarı var. Tam arka tarafında da Texas var. Bursa Spor'un meşhur taraftar grubu. Valla inanılmaz duygusal bir atmosfer var aslında. Pablo Martin Bataja'nın son maçı. Herkesin tüyleri diken diken. Bakalım nasıl bir maç olacak. Devre arasında ve maç sonunda görüşürüz. Bursa Spor! Oh! Oh!
olmuş. Benden daha meşhur olan kardeşim var. Muhammed Ali Özdemir. Herkese futbolun bak. Hikayeleri. Onun da kanalına abone olmak istiyorsanız sol üstten sağ üstten çıkarırım. Abone oldu kardeşime. Müthiş iş yapıyor gerçekten. Ne diyorsun? Bataşan'ın son maçı bugün. Arkamda bir tane pankart var. Torunlarımıza da size seni anlatacağız. Kaptan Bataşa diyorlar. Aynen. Ne diyeceksin? Bataşa Bursa Spor taraftarları için çok büyük anlam ifade ediyor. Birçok kişi belki de Bursa Spor'lu yapmıştık yani. Bataşa'nın gidişini üzülüyoruz. Elbette ilerleyen yıllarda kulüpte mutlaka görev alacak. Öyle bir planlama var mı? Öyle düşünceleri var, kendisinin de var. Kulübün de vardı mutlaka. İnşallah devam edecektir Bataşa o şekilde. Ama ben birkaç sene dinleneceğini düşünüyorum Bataşa'nın. Hayırlısı, zaten bir Arjantin'de amatör bir takımda bir yıl oynayacak, ondan sonra futbolu bırakacak. Şöyle belki bir jubile bile yapılabilir aynı takımda Bursa Spor arasında. Tam bir kaptan, herkesin saygı duyduğu bir futbolcu. Bursa Spor taraftarlar ona aşık. Texas Grubu'dan maçın başından beri Bataşa diye inledi. Şu anda ben de duygusal anlayışım. Eyvallah. Çok sağ ol. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Geldim. Bakalım maç sonunda görüşeceğiz tekrar. Eyvallah. Çok iyi be. Thank you.
karşılaşma 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Ancak şöyle bir durum var. Sonuçtan bağımsız olarak Bursaspor taraftarı Bataşan'ın son maçında oyuncuların hepsini bağrına bastı. Burada şu an müthiş bir atmosfer var. Bataşan'a emekleri için herkes çok teşekkür ediyor. Gerçekten müthiş bir atmosfer vardı bugün burada. Harika bir taraftar vardı. Müthiş bilinçli insanlar vardı ve herkes Bataja'ya teşekkürlerini sundu. İyi ki gelmişim Bursa'ya. Bu hafta sonunda 90 dakikalığına Bursa'ydı şehrimiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.